Evet, gördüğünüz gibi bu podyumda daha önce yüzlerce kadın yürüdü ve jüri karşısına çıktılar. Jüriler onlara yorumlar yaptı stilleriyle ilgili ama bugün farklı olarak ben yeniden jürimizin karşısına çıkacağım. Bu sefer sorular benden gelecek. Çok sevilen jüri üyesi bugün konuğum Hakan Akkaya ve birazdan kendisiyle röportaj yapacağım. Çok zayıfın aslında giyinmekte hiçbir problem yok. Ne isterse giyebilir. Bir şeyleri bulmamız da kolay oluyor. Aynen öyle. Yani herkes mesela, zaten tüm dünya zayıflara çalışıyor. Evet, zaten mesela şeye de dikkat ediyorum. Mesela göğüs dekoltesi kesinlikle iri göğüslerde bence hoş durmuyor ama daha kemikli, zayıf hatta göğüs olmayan bayanlarda daha karizmatik tabii, duruyor bence. Ama şöyle bir gerçek var. Nereye dikkat etmeliyiz? Önce yani, bütçemize dikkat etmeliyiz. Yani, tabii ki belli bir bütçemiz olacak. Ben buna çok inanıyorum. Sezonda. Çünkü şeye karşıyım. Hı-hı. Limitli bir bütçen varsa bu elbiseyi almana gerek yok. Çünkü ben... Asla beraber giymem ya da turuncuyla kırmızıyı ama bazen bakıyorum bu kadar iddialı renkleri günlük hayatımıza taşıyamıyorsak, günlük hayatımızda mesela aniden dışarı çıkmamız gerekti veya bir kokteyle davete gittim. Herkesin arabası olmayabilir. Hı-hı. Ama çantanda bir tık daha büyük çantayla işe gidersin. Peki yüz ve saç bakımınızı da öğrendik. Peki beslenmenize dikkat edebiliyor musunuz burada? Peki hep kadınlardan konuştuk, biraz da erkeklerden konuşsak. Mesela davete gitmesi gereken bir erkek var. Nasıl giyinmeli ya da aksesuar mesela çok önemlidir. Siz bakıyorum küpe takmışsınız. Ne tarz insanlar küpe takınca hoş durur ya da bilezik olabilir? Ben bileklik konusunda çok katıyım. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bugünkü konuğum çok sevilen jüri üyesi Hakan Akkaya'ydı. Kendisiyle moda üstüne bir sohbet ettik. Yarın yine aynı saatte HTV ekranlarında görüşmek üzere.